arkadaşlar, Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Bugün zengin içerikli, birbirinden farklı tam 13 tane markanın kutu açılımını yapacağız. Toplamda 20 tane model açacağız. İlk olarak hemen şununla başlayalım arkadaşlar. City Code'nin BMW M550i 1.64 ölçekli kutu tasarımını gösterdim. Bakın ilk modelimizi çıkarttık. Şöyle odak yapalım arabaya. İlginçtir. Aynaları var arkadaşlar. Alt plastik. Üst taraf tabii ki metal. Bakın ön tarafta yine farlar, BMW logosu, ızgaraları da görünüyor. Audi R8. Bu araba kauçuk tekerlekli. Alt plastik sanırım. Tam anlayamadım da. Üst metal. Bu da bana Alican Ekinci'den gelmişti. Yani Hobican'dan. Buradan kendisine selamlar. Bayağı da bir zaman geçti ben bunu alalı. Bir yılı geçmiştir yani. Gelen kargolar videomda da vardı zaten bu araba. Audi'nin amblemini görüyorsunuz. Plakasını da görüyorsunuz. Tam bununla da zoom yapamıyorum bu telefonda. Flaşı da açtım ama umarım net görünür. Far detaylarını da görüyorsunuz. Detaylı yani bu araba. Aynaları da var. Dikiz aynaları mevcut. Ön taraf da detaylı. Arabayı yarış arabası tarzında yapmışlar. Yani şu beyaz stripler yapılmış. Yeşil renk, R8 yazıyor. Zaten spor bir araba. Biraz daha rally tarzına uydurmuşlar. Matchbox'ın premium bir modeliydi. Evet, bunu da açmış olduk. Bir defa şunu açalım. Takara Tomy. Bu da aslında açık. Yani şurası kopmuş. Takara Tomy Japonlara ait arkadaşlar. Bunda şöyle bir özellik var. Zaten blisterla kartonet ayrılmış. Şurada skalesi 1.64. Bazılarında 1.61. Bazılarında işte 1.57 yazar. 1.72 yazar. Yani Takara Tomy'de bu çok hoş. Arabanın kalıbı neyse ona göre burada skaleyi belli ediyorlar. Bunun arkasına da bakalım, kutunun arkasına. Bakın genelde hep Japonca yazıyor. O yüzden anlamıyoruz ne yazdığını. Hemen arabayı da çıkartalım. Porsche bu arada. Yani belki de şurada da Porsche yazıyor ama tam anlayamıyorum tabii Japoncamız olmadığı için. Porsche'nin hangi modeli? Porsche 911 Carrera. Made in Vietnam bu arada arkadaşlar. Vietnam'da üretilmiş demek ki. Far detaylandırmaları yok. Sadece gri bir renk yapılmış. Takara Tomy'ler kalıp olarak çok iyi. Özellikle de premiumları. Sadece bunlar da Majorette markasındaki gibi, yani tekerlekleri yapamıyorlar arkadaşlar. Yani tekerlekleri çok kötü. Arabanın üst metal. Alt plastik olması lazım. Yani bu Takara Tomy'nin modeli regular bir model aslında. Bunun premiumları daha kaliteli. Tabi regular modelleri de yine bir 30-40 lira vardır. Ucuz değil. Premiumları da 90, 100, 150 lira. Modeline göre değişiyor bildiğim kadarıyla. Bakın Porsche yazısı ve Carrera. Flaşı kapatınca görünüyormuş. Arkada yine far boyalandırması yapılmış ama detaylandırılmamış. Plaka da aynı şekilde. Arabada gördüğünüz gibi dikiz aynaları da yok. Yani custom yapılabilecek bir araba. Jantları, lastikleri çıkartıp buna güzel bir swap yapıldığı takdirde bu araba güzelleşebilir. Biraz da renklendirilirse farlar. Şimdi yine bir değişik marka daha açacağız. Kalitelilere geliyor arkadaşlar sıra. Yine daha önceden açılmış bir model. Driving Force. Pek hakim değilim ben bu markaya.
Bu bir Lamborghini bu arada. Siyah. Hem de Lamborghini'nin hangi modeliydi ona da bakalım. Bu arada Motormax üretimi arkadaşlar. Bakın altta da gösteriyor. Lamborghini Murcielago Lego LP 674 SV. Uzun bir ismi var bu arkadaşın. Motormax'a ait demek ki. Farlar çok da detaylandırılmamış. Dikiz aynaları. Yani bu kadar acaba iri mi duruyordur gerçekte de? Büyük duruyor gördüğünüz gibi. Arkada far detayları, Lamborghini yazısı. Spoiler. Tabi biraz kalın yapmışlar bu spoiler'ı. Hatta birleşik duruyor. Yani bu da bir regular model gibi bir şey. Bu arkadaş da böyle. Bakın kutusu da şöyle. Kutuda bayağı bir janjanlı. Bakın lisansı var. Lamborghini lisans. Land Rover, Lamborghini diyor. Porsche. Burada da belli etmişler. Arapça da yazıyor burada. Bunun da böyle bir kutu tasarımı vardı. Tekerlekler plastik. Altta plastik. Arabanın üstü metal. Ben diyorum ki şu verileri açalım. Bunlar 1.60 ölçeğinde. Sevgili diecast severler. Bakın kutusu da bu şekilde. Bu arada bu check brake pull back yazıyor. Pull back go. Check brake demek. Bunlar rafımda yerini alacak arkadaşlar. Raflarımı artık doldurmak istiyorum tamamen. Koli koli arabalarım hala duruyor. Hepsi yatıyor. Artık raflara gelsin istiyorum. Volkswagen Beetle elimdeki model. Yine çok çok detaylı değil. En azından farları renklendirmişler de sadece detay yapmamışlar. Dikiz aynaları var. Arabanın içi de görünüyor. 1.60 ölçeğinde biraz büyük. Tekerlekleri kauçuk bu arada. Bakın çek bırak. Bir daha söylüyorum. Bakın gidiyor. Parmak boyunda çek bırak yapmış adamlar. Daha ne yapsınlar? Şirin mi şirin bir model. Altta bu arada plastik. Üst metal. Şimdilik arabaları böyle diziyorum da birazdan karşıya doğru alabilirim. Yine bir veli. Bunlar bildiğim kadarıyla yine 1.60 ama şurada yazıyor zaten. Çek bırak değil arkadaşlar. Land Rover. Evet bizim kuş yine coştu. Sesini duyuyorsunuzdur. Yırtıyor kendisini beyefendi. Kutudan çıkarttım. Kutusu bu şekilde. Şurada Nilt yazıyor. Bir oyuncak firmasına ait. Beyaz renk Land Rover. Evoque. Tekerlekler bunun da kauçuk. Çek bırak değil. Bakın normal gidiyor. Land Rover yazısı var. Hemen ızgaranın üstünde bakın şurada kaputta yazılı. Farlarını görüyoruz. Aynalar, far yani dikiz aynası, far. Farlarda bu arada yine detaylandırma yok. Dümdüz gri yapmışlar. Arka tarafta bakın şurada Land Rover'ın. Bu arada kamerayı tutamadım galiba ben onu. Çok parlıyor ya. Kamerayı şeyi kapatayım. Bakın şimdi görünüyor. Land Rover amblemi. Arabanın üstü de açık. Daha doğrusu cam. Kapıları falan açılmıyor. Sırf Land Rover diye aldım. Yine güzel bir model bence. Evet yine bir Veli üretimi. Bu arada bende Veli'nin açık modelleri de var. Rafımda onlar. Arkadaşlar, son iki videom biliyorsunuz dinozor üzerineydi. Biraz modellere ara verdim. Dinozorlarla devam ettim ama dönüşüm güzel oldu. Kaliteli markalarla geldim karşınıza ve devam da edeceğiz. Daha burada göstermediğim çok model var. Green Knight örnek veriyorum. Bad Ride.
Onların da daha kutu açılımları olacak. Evet, bir Porsche daha Veli üretimi. Porsche 911 arkadaşlar. Carrera modeli, Carrera S. Sarı renk, kabrio üstü açık. Yine 1.60 ölçekli. Yine araba metal. Alt plastik, tekerlekler kauçuk. Ya da yok, tekerlekler de plastik mi ya? Galiba plastik ama lastik izleri var artık. Şu rafta bir tane daha modelim var, onu da göstereceğim. O da Veli'ydi. Jant farkı var. Modeller de aynı değil zaten. Bu Porsche Boxster. Diğerinden farklı yani Boxster. Gördüğünüz gibi. Hemen bunu rafını koyalım. Kalıp olarak beğendim. Yani çok da çirkin durmuyor. Sadece çok detaylı değil ama yine bakıldığı zaman arabanın içi falan o kadar da kötü değil. Evet, veriler de bitti. Sevgili diecast severler. Siku'yu açalım arkadaşlar. Alman markası. Gördüğünüz gibi Siku. Biraz değişik bir ismi var. Porsche Cayman. Ya da Porsche Cayman mıdır nedir? Her neyse. Bunu ben bir sene önce, belki de biraz daha uzun da olabilir, Armağan Oyuncak'ta denk geldim, aldım. Şaşırdım yani orada gördüğüme. Çünkü uzun bir süredir Armağan Oyuncaklar'da ben Siku görmüyordum. Bakın bunu da açması çok kolay. Kalıp olarak bunlar da büyük. 1.64 diyor ama değil yani. Bakın kapısı açılıyor Porsche'nin. Kapılar açılan bir model. Zaten Siku'da genelde kapılar açılır. Gri renkli. Arabanın detayları mevcut. Mesela logosu. Farlar cam şeklinde. Arkada bakın, arkadaki farlar da cam şeklinde yine. Plakasını da görüyorsunuz. Egzoz şurada. Tekerlekler kauçuk. Porsche Cayman S. Alt plastik, üst metal. Kalıp olarak harika açıkçası. Elimde çok fazla Siku yok. Sadece iki tane modeli var. Birincisi bu. Yani gayet güzel, benim hoşuma gidiyor. Siku'nun bu tarz arabaları. Bakın burada da içinde bir tane broşür çıktı. Küçük. Herhalde o üretildiği yıla ait olan modeller var burada. Oo, bin fişi gibi arkadaşlar. Şuna bakın. Sığmıyor ekrana. Bakın şöyle yavaş yavaş göstereyim. Siku'nun genelde inşaat araçları meşhurdur. Otobüs, inşaat araçları vesaire. İş makineleri. Kamyonlar. Taşıyıcılar. Siku o konuda bayağı bir ileri seviyede arkadaşlar. Siku'nun özellikle de işte iş makinelerini ben size tavsiye ederim. Ben çok görüyorum. Hatta bu aralar Armağan Oyuncaklar'da var. Mesela Cevahir AVM'deki Armağan'da bayağı vardı. Ama Siku'nun yine bir diğer modeli. Bugatti. Bugatti Veyron. Şimdi bunu açacağım. Bunun bende açığı da var. O da rafta duruyor. Acaba bunu açmasam mı? Ne dersiniz? Bakın bu. Ben size en iyisi raftaki açık olanı göstereyim. Gel. Tekerlekler yine kauçuk. Yine kalıp olarak büyük. 1.64'ten iri. Şunun önünde bir şey var ya. Şurada bir çizgi var. Görebiliyor musunuz? Bugatti logosunun altında. Onda, bunda da var mı aynısı? Evet. Bakın aynı araba. Şu
Şu anda açmadım bunu. Elimde açığı var. Amma ve lakin açayım. Yine de dayanamadım, açıyorum. En azından çiziği miziği var mı ona bakalım. Merak ettim. Bunun da içinden yine aynı broşürden çıktı. Bir de kaç yılına ait bilmiyorum. Hangi yıl üretilmiş bunlar? Anlayamadım. Temiz bir araba. Herhangi bir arkasında da yanında sağında solunda bir çizik göremedim henüz. Şimdi Matchbox'ın Rally diyor. Sanırım Corvette bu araba. Bu modeli açacağız. Tüyü de göstereyim böyle. Matchbox 1992 yazıyor. Acaba 92'de mi üretildi? Kutu zaten yandan biraz yıpranmıştı. Hangi taraftan açabilirim ben bunu? Galiba buradan açacağım arkadaşlar. Başka alternatif yok. Şuradan şöyle. Gel bakalım. Kutusu bu. Kutuyu atalım. Bir rally arabamız. Metal bir araba. Alt da sanırım metal. Chevrolet Corvette. Made in China. Lastikleri kauçuk mu ya? Tam da kaymıyor. Galiba kauçuk arkadaşlar. Lastik izleri var çünkü. Buna apo amirimden aldım. Amirim! Kauçuk mu bu ya? Bana bir cevap verir misin? 22 numaralı Corvette. Herhangi bir dikiz aynasını göremiyoruz. Arkaya baktığımız zaman farlar boyanmış. Ön taraftaki farları da boyasalarmış keşke. Şu alttaki herhalde onlar uzunlar. Arabanın direksiyonu, direksiyonu da gördük. Biraz NASCAR arabalarını anımsatıyor ama NASCAR arabalarında biliyorsunuz ki koruyucular oluyor, demir parmaklıklar oluyor. Bunda yok. Kaç tane araba açtık? 4, 7, 8, 10 taneyi açtık şu anda. Hadi neyse, kapatıp gidelim. Bir dahakine devam ederiz. Dermişim. Arkadaşlar kamerayı da şöyle biraz oynatayım. Sırada limuzin olsun mu? Bakın bir Amerikan model sanırım. Daron üretimi. Metal diyor ama şimdi anlayacağız bakalım nasıl bir şey olduğunu. Bunu da alalı, yine bayağı bir zaman oldu. 1,5 sene olmuş olabilir. Kutusu böyle arkadaşlar. Limuzini de çıkardık. Şöyle bir naylon bir şeyin içindeydi. Bakın sunroofu var ve açılıp kapanıyor. Yani buna figür koyabiliriz. Bunun keşke bayrakları olsaydı şu yanlarda. Amerikan bayrakları. Farları cam. Arabanın markasını çözemedim. Yani altı dümdüz. Detaylandırması yok. Model de belli değil. Arka farları ve plakayı da görüyorsunuz. Diecast severler. Tekerlekleri çok simple. Plastik. Bunu zenci arabasına mı çevirsem? Buna güzel bir lowrider tarzında bir jant lastik taksam tam bir gangster limuzini olabilir. İki kapısı var. Bir, iki. Ortada yok. Toplam 4 kapılı yani. En azından limuzin arkadaşlar. Çok da anlatmaya gerek yokmuş bunu. Öyle çok ahım güzelliği yok ama limuzin olması benim tarafımdan hoş karşılanıyor. Bunu da açtık. Şunları birazdan açalım diyorum. Hatta şöyle koyalım bu tarafa. Sıra bunlara geliyor. Johnny Lightning, AutoWorld, M2. Marka marka gidiyoruz. Şimdi Norev'in kutularını açacağım. Bakın Norev üretimi Peugeot. Vision Gran Turismo. Diğeri de yine Peugeot Concept Car Onix. Q5
Küçüklüğümde ne hayalini kuruyordum bu arabanın gerçeğine ulaşmak için. Fuarlara özel üretilmiş bir arabaydı. Bunu öyle videolarda falan gördüm o dönemlerde, YouTube'da falan. Çok içerlendim ve en azından 1.64 ölçeğine sahibim. Şimdi öncelikle bunu açalım. 1.64 ölçekli. Bakın çok kolay bir şekilde açıldı. Kutusu şu şekilde, arkada Peugeot'un amblemi var. Şurada açıklamaları falan var kutuda. Bunun üretim tarihi de yazıyordu, ben buna baktım. Kapatalım flaşı. Ön tarafı gayet detaylı. Zaten Norav'in arabaları detaylı oluyor. Ve ağır bir araba zaten, metal. Alt plastik. Bakın modeli altında yazıyor zaten. Peugeot Vision Gran Turismo. Büyük ihtimal 2015 üretimi. Arka tarafı da görüyorsunuz yine detaylı. Peugeot'un şurada amblemi de var. Şöyle yapalım. Flaşımızı da açtık. Daha detaylı görün diye. Evet. Siko'nun yanında baya baya küçük kalıyor. O hayalini kurduğum arabalardan birisi. Peugeot Onix. İlk defa ben de burada dokunacağım. Sizlerin huzurunda. Bakın bunun da kutusu yine aynı. Bu da 2012 diyor. Bu daha eski. O zaman üretim tarihi büyük ihtimal. Biri 2015, biri 2012. Oo arkadaşlar ya. Bu beni var ya, inanın şu an tüylerim diken diken oldu. Gerçekten de güzel yapmışlar. Arka tarafı da görüyorsunuz. Farları, Peugeot amblemi. Egzoz çıkışlarını göremedim. Ön tarafta bu şekilde. Yine üst metal, alt plastik, altı yine dümdüz. Norav'in bütün arabaları sanırım böyle dümdüz oluyor. Pek detaylandırmıyorlar. Bu arada bir şey fark ettim. Bakın şurada vida yok. Düşmüş. Bu araba daha önce açılmış belli ki. Ama problem değil. Arabanın içi de görünüyor. Direksiyon şu tarafta. Yani sol tarafta. Harika bir model. Kyosho üretimi. Denso Dunlop Sart SC430 2008 arkadaşlar. Kyosho'nun modelleri baya 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 detaylı. Şimdi açacağım zaten. Bakın kutusu bu şekilde. Şöyle plexi bir koruyucu kap bizi karşılıyor. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şunun detaylarına bakın ya. Tam bir yarış arabası. Spoilerındaki detaya bakın. Arabanın hatta anteni var ya. Bakın şurada. Görüyorsunuzdur üstte. Ben bunu inşallah kırmam. Bakın arkadaşlar şöyle detaylı bir şekilde göstereyim ben size bunu. Tekerlekleri kauçuk. Sponsorları yazıyor üzerinde. Vallahi bu araba harika. Bakın antenine. Şurada. Şimdi bunu açalım diyorum. Hemen flaşı açalım. Daha dikkatli bakalım. İnanılmaz detaylı araba. Altı da dümdüz bu arada. Hiçbir motor detayı yok. Keşke yapmış olsalar. Tekerlekler birbirine bağlı. Ve sürülmüyor yani araba. Bunu da şimdi öğrenmiş oldum. Demek ki Kyosho'nun modelleri böyle.
sürülmeyişinin sebebi ama şu olabilir. Şu vida kısmından dolayı. O da çünkü sürtüyor. Yere sürttüğü için arabanın tekerleri dönmüyor. Normalde şu şekildeyken serbestken dönüyor yani. Olsun. Zaten arabayı sürmeyeceğiz. Amacımız sergilemek. Sıradaki arabamız Jada. Elimdeki ilk ve tek Jada. Limited Edition arkadaşlar. Limitli bir üretim. Bu araba 1.64'ten büyük. Nasıl bir kapatılmış ya. Şimdi bunu da açıyoruz. Elimdeki ilk ve tek Jada. Diecast fuarındayken aldım. Ne zamandır aklımda Jada vardı. Bir tane de olsa Jada modeli alayım diyordum ve bunu aldım. Ama şuna bakar mısınız ya? Şunun güzelliğine bakın. Parlıyor. Dubai style arkadaşlar. Böyle parlak şeyleri görünce aklıma Dubai'deki arabalar geliyor. Gümüş renkli. Arka egzoz, arka far detayları. Ama nedense aynası yok. Hayret ediyorum. 2008 Chevy Camaro Concept model. Nasıl parlıyor değil mi? Biraz da flaşın etkisi var ama. İşte Camaro dediğiniz böyle olur. Bunun bir de keşke sarısı olsa, tam bir Bumblebee olurdu. Bunu da çıkartacağım. Bakın model elimde. En belirgin özelliği parlak olması ve Jada olması. Jada'nın modelleri de büyük. Bedrite gibi. Harika bir model. Tekerlekler kauçuk. Tekerlekler birbirine bağlı dönüyor. Şöyle. Ve şimdi geldi sıra karton eklilere. Hemen Johnny Lightning'le başlayalım. Değerli diecast severler. Johnny Lightning, American Glory yazılı. 1958 Playmode Belvedere model. Hangi yıla ait? 2016 diyor şurada. Hemen şuradan çıkartalım arkadaşlar. Bununla fazla uğraşmış olmuyorum. Güzel bir Amerikan model. Palamut. Biliyorsunuz ben Palamut diyorum. Kaputa bakalım açılıyor mu? Oo. Motor detayı var arkadaşlar. Yaklaştırayım biraz daha. Alt üst metal tekerlekler, kauçuk. Yine detaylı bir model arkadaşlar. Şurada bir şeyler yazıyor ama okuyamıyorum. Flash kapayalım. Johnny Lightning'in güzel bir modeli. Sevgili arkadaşlar, bunu da koyalım. Kaputu da kapatalım hatta. Bakın üstü bu şekilde. Yine bir Johnny Lightning. Flames. White Flames diyor. Black White Flames. Siyah ile alev. 50. yıl diyor. 50. yıla özel anladığım kadarıyla. Ve Limited Edition diyor. 3000 tane üretilmiş. Bu da 1960 Ford Contari Squire. Squire. Bu arada arka fonda dinlediğiniz, video başında veya sonunda dinlediğiniz müziklerin hepsi bana ait arkadaşlar. Tekrarlıyorum.
ben yapıyorum müzikleri de ve arabalara uyumlu olsun diye elimden geleni yapıyorum. Bunu da açtık. Sonunda açtık. Evet. Bu modeli bayağıdır Facebook gruplarında görüyordum. Elim ikide bir klavyeye gidiyordu ben de yazsam mı diye. Ve sonunda aldım. Bakın Station Wagon. Siyah bir model. Şöyle yakınlaştıralım. Far detaylarını görüyoruz. Arabanın üstünde tabanında alevler var. Hemen arkasına bakalım. Yine far detaylandırmalarını görüyoruz. Yan taraflar da aynı. Lastikler kauçuk ve lastik izleri var. Alt üst metal. Direksiyonu görünüyor. Koltuk kaplaması da sarı renk ama tam belli olmuyor yani buradan. Araba çünkü kara bir şey. Camlar da filmli. Station. Bir Amerikan modelimizi daha açtık. Ve beni bu hobiye başlatan modele geldik arkadaşlar. Camaro AutoWorld. 1.64 ölçeğinde iddialı bir model arkadaşlar. AutoWorld'ün modelleri. Bu neymiş? 2011 Chevy Camaro RS SS. SS kasa. Benim sevdiğim kasa. Bunların inşallah sarısını da çıkartırlar. Sarısından da alırım. Bakın şurada Premium Facts yazıyor. Premium Facts. Bunu da alttan açalım. Bakın bunlara şurada bir boşluk bırakıyorlar. Normalde parmağınızı buraya takıp blister'ı kaldırıyorsunuz. Kapalı biriktirenlerin şu an gözü yaşlı değil mi? Arkadaşlar ben acımam, açarım. Arabaya dokunacaksınız. Arabayı hissedeceksiniz. Vallahi çıkardım arkadaşlar. Öyle ağır ki. Yemin ediyorum bunu böyle birinin kafaya atsam kurşun gibi deler geçer. Yani lacivert olması dışındaki her şey çok güzel. Keşke sarı olsaymış. Tam bir bumblebee olacaktı. Egzozlar, far detaylandırmaları. Şu boyalarda hafif kusurlar var ama olsun, o kadar da olacak. Jantları da değişik. İçi zengin döşeme mi acaba? Şöyle bir yakından gösterelim size. Bu arada simli bir lacivert. Parlıyor. Yine aynalar yok. Yahu buna niye ayna yapmıyorsunuz arkadaşlar? Üreticiler, size diyoruz. Sıradaki diğer AutoWorld yine Camaro. 2019 Chevy Camaro ZL1. Bu da ağır. Alt üst metal. Kapılar falan açılmıyor arkadaşlar. Bagaj kısmından ayrı duruyor. Yüksek yani. Chevrolet'in amblemi, far detaylandırması, egzozlar, plakası, hepsi detaylı. Arabanın içinde bir şey var ama toz mudur? Arka camda görünüyor. Çizik gibi bir şey ama iç tarafta kalıyor. Bu da keşke sarı olsaymış. Tekerlekleri de gayet güzel. Direksiyon yine solda. Ama aynaları yok. Tek kusuru aynaları yok bunların. Yani şunlara niye ayna yapmıyorlar? Ben hala anlam veremiyorum. Gerçi ayna yaptıklarında da çekiniyoruz kırılacak diye. Kioşon'unki mesela çok sağlam durmuyor. Her an kırılabilir. Lastik izleri de var. Fiyat olarak AutoWorld'ler yüksek. Hot Wheels'ın premium arabalarından daha yüksek fiyata satılıyor. Çünkü bunlar Türkiye'de yok. Tamamen yurt dışından getirtiliyor.
Şu anki döviz kurlarında da yine bunlardan yurt dışından getirtmek bayağı bayağı zor herhalde. Yani önceden 100-150 lira arasıysa şu anda herhalde 200'ü bulur belki de. Bu kurlarla bayağı bir sıkıntı arkadaşlar. Bir modeli daha açtık ve son model. Bir otobördümüze daha kıydık. Nasıl yaptık değil mi? Ve son modelimiz M2 yani M2. 1949 Mercury Custom Station. Bir Amerikan arabası daha. Zaten anlamışsınızdır. Daha çok Amerikan arabalarını seven birisiyim. Özellikle de Camaro, Dodge, Mustang. Şu sevgili arkadaşımızı bir açalım. Bu da vidalı. Bunu saçma sapan bir şekilde açtım. Şuna bakın. Gel gel. Gel gülüm. Seni de alayım şöyle. Evet. Bunu biraz daha vahşi bir şekilde açtım. Kabul ediyorum. Hemen bunu da vidalarını çıkartayım. Altını üstünü kontrol edelim. Zaten rafa koyacağım bunları. Ve sevgili diecast severler. Son modelimiz Mercury Custom 1949. Şöyle yakından bakalım. 03 numaralı. Kauçuk tekerlekli lastik izleri olan Amerikan bir model. Altı plastik yanılmıyorsam. Bunun da altı şu vidalarla sökülebiliyor. Tekerlekler birbirine bağlı. Araba rahat gidiyor mu? Evet. Çok da rahat değil tabi. Bakın lastiklerde markaları yazıyor. Lastik markaları. Goodyear yazılı. Şurada da Holley yazıyor. Holley. Arkada far yok. Muhtemelen gerçeğinde de arkada far yok. Nereden nasıl aydınlatıyor artık bilmiyorum. Ama şurada 1949 yazılı plakada. Plaka kısmında bakın. Flaşlı kapatayım da göstereyim. Orada yazılar var. Ön taraf bu şekilde. Önde far detayları var. Farları da bu arada cam. Boya değil. Dikiz aynası yok. Kapı çizgisi de tam belli olmuyor. Bu taraftaki belli. Herhalde tek kapılı. Direksiyonunu göstereyim bir de şuradan. Bakın şu içeride direksiyon var. Gördüğünüz gibi. Ve koltuklarını falan tam göremiyorum. Yani camları baya baya ince. Toplamda 20 tane model açtık. Şimdi bir de bunları rafıma koyacağım. Ondan sonra bir de foto slide yaparız. Foto slide'ı da izlerseniz ve videoyu sonlandırmış oluruz. Uzun bir video oldu ama farklı farklı markaları tanıttım. Bir sonraki kutu açılımında belki Bedride yaparım. Bedride'larla devam ederiz. Bir sürü marka var. Bakacağız arkadaşlar. Takipte kalın. Sayfamı paylaşın. Abone sayım gitgide artsın. Instagram'da DM'den yazanlar oluyor. YouTube'da yorumlar yapanlar oluyor. Soru soranlar oluyor. Facebook'ta da aynı şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Herkese. Ama bazen bazı sorular bana çok saçma geliyor. Hangi modelle koleksiyona başlamalıyım gibisinden. Yani siz hangi modeli seviyorsanız oradan başlayın arkadaşlar. Yani bunu sormanıza gerek yok. Ya o tarz sorulara pek cevap vermek istemiyorum veya bunun ederi nedir, bunun değeri nedir gibisinden. Arkadaşlar bunun ederi de değeri de koleksiyonerseniz paha biçilemez. Yani ben size bu kadar söyleyebilirim. Onun haricinde modellere nereden ulaşabilirim, ne yapmam gerekir gibisinden sorular sorarsanız ve elinizde model vardır bilmiyorsunuzdur özelliğini, o konuda yardımcı olmaya çalışırım size. Şu anda videoyu sonlandırmayacağım. Rafa da dizeceğim. Ondan sonra bir sizi baş başa bırakacağım.
Şimdi modellerimizi diziyoruz. Kamerayı hemen raflara doğru yönelteceğim. Arkadaşlar öncelikle şu detaylı olan modeli koyalım. Şuraya koyacağım. Ya da buraya koyalım ya. Şimdi AutoWorld'de sıra. İkinci modelimizi de koyduk. Üçüncü modelimiz. Üçüncü model de tamam. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Seni en alta koyalım dedim. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ha bu da 21 arkadaşlar. Bu anca iki rafa sığar. Bu buraya olmuyorsa bunu da buraya koyarız. Daha bayağı raflar boş. Bunların hepsi dolacak. Evet, burayı da doldurduk. Bakın bu da alt raf. Burada da premiumlar. Hepsi açılacak arkadaşlar. Hepsi açılacak bunların. Ve sizi bir de şimdilik şu kıyımı göstereceğim size. Bakın kıyım burada. Burada bir vahşet yaşandı. Hepsine kıydım. Burada bir enkaz var. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki kıyımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.